Devam ediyor. Evet, biz bize devam ediyor. Cahit abi burada, Emrah kardeşimiz burada ve sağlık köşesinde doçent doktor Hayati Akbaş. Hoş geldiniz. Her hafta sizi ve güler yüzünüzü görmek istiyoruz. Lütfen gelin, bizi ihmal etmeyin. Uzaklardan, Samsunlardan geliyorsunuz. Evet. Yani ülkemizin her yeri çok güzel ama Karadeniz'i daha da güzelleştiriyorsunuz Samsun'dan başlayarak, öyle mi? Samsun çok güzel zaten gerçekten. Tabii belki de bir ufak katkımız oluyorlar ama özde çok güzel bir şehir. Peki. Bugünkü konumuz göz kapakları, burun ve kepçe kulak operasyonları. Evet. Şimdi yüz genelinde estetik amaçlı hangi operasyonlar yapılıyor? Bir de bu üçünün bir altın oranı var galiba mı? Şimdi şöyle, tabii yüz estetiği çok sık talep edilen, insanların çok sık müracaat ettiği isteklerden birisi biz plastik cerrahlardan. Takdir edersiniz ki zamanla yüzümüz yaşlanıyor. Veya doğumsal olarak bazı karakteristiklerimiz bizi yaşlı gösteriyor. Evet, yer çekimi yaşlı gösteriyor. Veya başka bir şey değil Cahit abi, yani yer çekimi. Veya yer çekimi hakikaten etken. Bir de uzun süre kilo alıp vermeler, dalgalanmalar, fluktüasyonlar ister istemez. İşte çevresel faktörler, güneş ışınları başta olmak üzere bizi yaşlandırıyor. Hepimiz yaşlanıyoruz zaman içerisinde. Vallahi burada yaş yok Hayati Bey, ben bilmiyorum. Evet, burada yüzümüzde estetik amaçlı en çok yapılan operasyonlar burun estetiği ameliyatı. Göz kapağı estetiği operasyonları, hakikaten kulak, kepçe kulak, kulak estetiği operasyonları. Onun haricinde yüz gençleştirme, yani yüz germe, boyun germe, alın germe gibi, kaş kaldırma gibi operasyonlar çok sık yapılıyor. Fakat bunlar içerisinde en sık yapılan hangisi derseniz, işte burun estetiği, kepçe kulak operasyonları ve göz kapağı estetiği operasyonları. Şimdi burun estetiğine alışkınız, bunu konuştuk, rinoplastiği. Göz estetiğini de hadi konuşuruz ama bu kepçe kulak estetiği nasıl yapılıyor? Yani bundan biraz bahseder misiniz bu operasyondan? Şimdi yani gerçi kurtarılması gereken Bey, arkadaşlar var. Evet. Televizyonda da var ama. Yapıştırıyorsunuz abi. Vatan Bey, kulak... Hani, yapıştırıyorsunuz. Değil mi? Yapıştıran arkadaşlar var. Japon. Kulaklarımız hakikaten biz fark etmiyoruz belki. Hani kulaklarında herhangi bir çıkıntı olmayan insanlar sanki doğalmış, bu zaten böyle olurmuş gibi algılıyoruz ama o kıvrımlı, kırıntılı ve çıkıntılı pozisyonu kulağın çok önemli bir estetik ünite yüzüm üzerinde. Kulağının bir miktar öne doğru çıkıntılı olduğunu hisseden insanların psikolojik olarak etkilendiğini, nasıl etkilendiğini anlatmak çok zor. Bazen sizin tahmininizin bizim tahminimizi çok güzel etkiliyorlar. Evet. Saçlarını uzatıyorlar çok aç. Mesela bir erkek çocuk düşünün. Çok uzun, ileride uzun saçlar. Sebebi ne? Uzatabilir. Ama sebebi şu. Kulakları gizlemek. Saklıyor. Benim değil ama doktor benim. Siz çok, evet. Kulakları gözüksün. Yani sadece kulakları gizlemek için. Aslında uzatmak istemiyor ama sadece kulak veya hanım arkadaşlar için düşünürsek. Saçlarını toplayamıyor. Toplayamıyor. Hep böyle tek tip Peki nasıl yapıyorsunuz? Yani kepçe kulak ameliyatı nasıl olur ya? Yani kesiyorsunuz bir bölümünü, öyle mi yapıyorsunuz? Tabii bu kulak sonuçta meslek sırrı değil. Meslek sırrı değil tabii ki ama kulak şöyle, biliyorsunuz kıkırdak, helezonik bir kıkırdak yapı. Çok değişik bir konfigürasyonda, işte girintiler olan, çıkıntılar olan, değişik şekiller olan bir ana olarak, iskelet olarak kıkırdaktan oluşmuş bir yapıdır. Üzerinde bir deri örtüsü var, elbisesi var. Şimdi bu kıkırdak yapıdaki o bir takım pozisyon değişiklikleri veya lokalizasyon farklılıkları veya kulağın bizim kafa derimizden mesafesi bazen normal ölçülerin dışına taşıyor. Ve kulak öne doğru normalden daha fazla çıkıntılı hale geliyor. Bizim prominent ear diye ifade ettiğimiz durum. Bu normalden daha çıkıntılı hale gelen kulak, kişi aynaya baktığında sadece kulaklarını görüyor. Psikolojileri çok ilginçtir. Yüzünün güzelliğini fark edemiyor. O kulaklarındaki öne çıkıntılı pozisyon o kişiyi, kadın ya da erkek hiç fark etmez, çok rahatsız ediyor. Kaldı ki bu olay daha çok küçük yaştan itibaren önemli sorun olduğu için. Şimdi onu soracaktım. Kaç yaşındaki insanlar bu operasyonları daha çok tercih ediyor? Şimdi kepçe kulak operasyonunu mümkünse çocuk okula başlamadan önce yapmak lazım. Yani çocuk 6 yaşında, 7 yaşında. Yani arkadaşlar onunla dalga geçmeye başlamadan önce. Evet. Açıkça evet, söyleme. Evet, aynen. Hatta ne diyorlar bazen, çok ilginç. Ya senin kulakların o kadar işe yarar ki işte inşaatta başka bir şeye, alete gerek kalmaz falan gibi. Hani kepçeye görevi görür. Yani öyle ifade ediyorlar ki birbirlerine. Ve o çocuğun nasıl etkilenebileceğini, 7 yaşındaki çocuğun bir psikolojik travmaya maruz kalabileceğini tahmin edebilirsiniz. Büyümede şimdi zamanla, çünkü vücudun mesela ilkokulla başlamadan önce yapılırsa o bir gelişme süreci var ya daha evet, o, hani büyüme şeyi. O da güzel. O da güzel bir soru. Şimdi yapılan çalışmalar tabii şunu gösteriyor ki çocukların kulakları %80-90 gelişimini zaten o dönemde tamamlıyorlar. Yani %10'luk bir kısım. Gözde onu ki, görmüyor gibi. Kaldı ki şu da var. Kepçe kulak operasyonlarında biz kulağın büyümesini engellemiyoruz.
Yani kulak gene büyüyecekse büyüyecek. Yani orada bir engel, sadece şekillendiriyoruz. Ama sizin dediğiniz şu da geçerli. Bazen çocuklar doğuştan kulak yokluğu, ya tamamen yokluğu veya kısmi yokluğuyla doğuyorlar. O da bizim mikroşial dediğimiz, o da bize geliyor. Biz onlara yeniden kulak yapıyoruz. İşte o kulağı da biz, o kulak yapımını da sıfırdan yeniden kulak, hani rekonstrüksiyon diyoruz ya. İşte yapılandırma. Yapılandırmak yeniden. İşte olmayan bir kulağı yeniden yapmak. Peki bir dakika, ondan kulağı nereden buluyorsunuz? İşte o tabii ki, onun kendi kaburgasından aldığımız kıkırdaklarla şekillendiriyoruz, iskeletini oluşturuyoruz. O bölgeye lokalizasyonlara getirip yerleştiriyoruz ve üstünün derisini de kapatarak kendi dokusundan kendi kulağını yapmış oluyoruz. Tabii bu estetik amaçlı değil sadece, bu anima rekonstrüktif bir amaç. Yani bütünleyici bir operasyon. İnanılmaz ama ya. Bu tabii, bunu yapıyoruz. Burada işte yine erken öneriyoruz. Neden? Çocuğu düşünün, 8 yaşına gelmiş, kulağı yok, tek kulağı veya yarısı yok veya üçte biri yok. Onun yaşayabileceği travma, çok kepçe daha, kulaktan çok daha, çok daha ileri düzeyde. Peki, o yüzden bunları mümkünse okul öncesi yani dönemde halletmekte fayda var. Özellikle kepçe kulak operasyonu zor bir operasyon mu? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Ben bir de geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinde görmüştüm. Brad Pitt yaptırmadan evvel bir filminde var. İlk filmi. Kulaklar böyle resmen. Brad Pitt ya daha evet, ne olsun evet, ya evet, böyle. Evet. Ve yaptırmış, hiç natural gözüküyor. Çok sonrasında natural. Hani öncesinde ve sonrasını gösteren fotoğrafları var. Çok doğru. Kolay bir şey mi yani bu kadar hemen? Kepçe kulak operasyonu gerçekten çok bizim hani kendi diğer uygulamalarımız içerisinde dikkate alındığında son derece kolay bir operasyondur. Bir kere lokal anestezi altında yapılabilen bir işlem. Yaklaşık yarım saatle bir saat civarında ortalama bir operasyon süresi sürer. Ve işlem sonrasında da kişi çıkar evine gider. Yani bir hospitalizasyon, hastanede kalma süresi gerektirmez. Yatarken ama kulak üzerine yatmayacak. Tabii pansuman içerisine alıyoruz. Normalde sırt üstü yatar ama sağ sol yansıta bile gayri ihtiyar herhangi bir sıkıntı görmez. Çünkü ona özel önlem alınır birkaç gün için. Peki kullandığınız teknoloji yani lazerle mi, şeyle mi, neşterle mi, nasıl kesiyorsun? Şimdi kepçe kulak ameliyatı düzeltmede ana olarak iki tane yöntem düşünülebilir. Bir tanesi kapalı yöntem diye, çok özür dilerim. Çok beni arıyorlarsa yok deyin Hayati Bey'e. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tabii kapalı yöntemde yapılan... Hemen söyleyelim, Hayati Bey ameliyattan geldi buraya. Apar topar geldi. Özür dilerim gerçekten. Çok da mühim bir ameliyattan geldi. Evet. Çok özür diliyorum. Konuştuk gerçekten. Aslında biz sizi konuşturduk, unuttunuz onu. Bizim hatamız. Estağfurullah. Şimdi kepçe kulakta iki tip yöntem düşünülür ve söylenir ve bilinir ve yaparız. Birisi kapalı yöntem. Yani herhangi bir insizyon yapmadan, herhangi bir kesi yapmadan, özel bir takım sütürlerle kapalı girerek, kesi yapılmadan, operasyon oluşturmadan, iz oluşturmadan yapılabilen bir yöntemdir. Bunu bazı cerrah arkadaşlarımız kullanır ve biz de zaman zaman kullanırız. Bir diğeri açık operasyon. Hani kapalı operasyon, bir de açık operasyon. Açık operasyonda ise kulağın arkasından yaptığımız birkaç santimetrelik deri eksizyonu, insizyonu ile... Ama kıkırdak doku dahil. Kıkırdak doku serbestleştirilir, deri kaldırılır. Kıkırdak ortaya çıkarılır arka taraftan. Önden herhangi bir insizyon yok. Çıkarıldıktan sonra o kıkırdak yapısı yeniden bir takım milimetrik ölçümlerle hangi yer geriye çekilecek, neresi kıvrılacak, işaretlemeler yapıldıktan sonra... Yine bu bahsettiğimiz sonra, terzilik meselesi. Terzi. Biraz kulağı alıp tekrar alıp böyle biraz daha arkaya dikiyorsunuz ya da öne dikiyorsunuz. Yani tabii orada çok doğru. Bir terzilik, bir mimari bir yaklaşım söz konusu. Fakat yaptığımız olay kulağı alıp arkaya dikmekten ziyade kıkırdak dokusunu şekillendirmek, yeniden şekillendirmek ve bir miktar konka dediğimiz o derin çukurluk kısmını kafa derisine fikse etmek. Kafa tasına, öyle diyelim artık, onun periostuna, kafa tası kemiğinin periostuna, öyle söyleyelim hani yaklaştırmak için kraniyuma. Frankenstein gibisiniz Hayati Bey. Kraniyuma ne yapıyoruz kafa tasına, gerçekten onu kalıcı dikişlerle fikse ediyoruz. Ama bu işlemi biz sohbet ederek yapıyoruz. Yani kişiyle... Çok basit bir operasyon. Yani biz sohbet ediyoruz. Ya o arada biz muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, kafanı dönder diyoruz. Aynada gerekse gösteriyoruz, bak bakalım nasıl oldu diyoruz. Yani dolayısıyla hasta ile kooperasyonumuz, sohbetimiz, muhabbetimiz, konuşmamız işlem sırasında devam edebiliyor. Kuaföre gidiyorsun gibi. Ve bu sırada aynen da... Aynen öyle, neredeyse. Yani, inanılmaz. Ve bu sırada da... Abi tabii, bir saç sakal bir de kulak alayım ben diye. Peki duymada herhangi bir... Hayır. Olmuyor. Olumsuz hiçbir geliş. Başka bir tarafı kulağın. Kesinlikle. İşitme ile ilgili. Ama insana sorabilir böyle bir soru. Sorabilir. Çünkü şöyle düşünün. İşte acaba çok önde olduğu için... Hani alıcılar daha iyi çalışır da arkaya götürürsek acaba daha mı az duyar? Peki operasyon sonrası iyileşme süreci ne anlatırsınız? Operasyon sonrasında Vatan Bey, kepçe kulak operasyonlarında
2-3 gün sonra kişi işine gidebilir. Çünkü 2 ya da 3 gün kapalı tutuyoruz. Yani yine konuştuğumuz mesele cuma günü ameliyat olan birisi pazartesi günü hafta sonunu böyle geçirerek pazartesi günü işine gidebilir. Sadece pansumanlarını dikişten aldıktan sonra. Tabii ki. Pazartesi günü işine gidebiliyor. Normal şartlarından olumsuz hayatını olumsuz etkileyen bir faktör söz konusu değil. Şimdi bir de yani kulak, burun ve göz, bu altın üçlü, yani baktığımız zaman güzelliğin bir oranı var demiştik sevgili izleyenler, çok iyi hatırlar konuşmuştuk. Orta yüz, evet. Güzelliğin matematiği kulak, burun ve gözün birbirine yakınlığı, uzaklığı, büyüklüğü, küçüklüğü, simetrisi ve asimetrisiyle alakalı güzellik hesaplanabiliyor. Altın bir oran var. Burun da burada çok çok önemli. Şimdi kulağı yaptırdık, burun ortaya çıktı. Şimdi daha çok hani sağlık amaçlı mı oluyor ameliyatlar, estetik amaçlı mı, estetik amaçlı mı yapılıyor? Şimdi tabii burun estetiği her ikisi için dikkate alınarak yapılır. Yani bu sağlık günü dikkate alınır, estetik günü dikkate alınır ama burada daha çok lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen burun ameliyatlarından bahsetmek isterim. Burun ameliyatları eskiden çok korkulan, hakikaten çok endişe edilen, işte 3-5 gün bir hafta hastanede neredeyse yatılan operasyon olarak algılanırdı ve öyle yapılırdı bundan 15-20 yıl önce. Ama bugün o da aynı kulak gibi birçok burun ameliyatı operasyonu, tıpkı kulakta konuştuğumuz hususların aynısının geçerli olduğu işlemler uyguluyor. Yine lokal anestezi altında, bakın birçok operasyon tamamla demiyorum. Peki anestezi olmadan burun ameliyatı var mı? Genel anestezi olmadan sadece lokal anesteziyle burun ameliyatları artık artan sayıda yapılıyor. Yani tekrar söylüyorum, bir 5-10 yıl öncesine dahi gidildiğine göre hesaplanırsa istatistik olarak bugün burun ameliyatlarının minimum %40'ı %50'ye yakını hiçbir lokal genel anestezi uygulamadan sadece lokal anestezi altında uygulanabiliyor. O da yine kooper olarak hastayla konuşarak, rahatlıkla diyalog kurarak yapılabiliyor. Çok mu sağlıklı bilemiyorum. Çok yani sağlıklı şöyle. Şey neden şöyle İsteğe sağlıklı? İsteğe bağlı mı yoksa siz mi karar veriyorsunuz? Değil. Biz karar. Şöyle ki bugün birçok burundaki birçok problem ana kemik çatıyı değiştirmeden, kemik iskeleti değiştirmeden sadece kırdak yapıları, yumuşak dokuları, burun kanatlarını ve sırttaki küçük bir çıkıntıyı küçük törpülerle, rastlarla düzeltme şeklinde yapılabilen operasyonlar. Yani bunlar da büyük bir takım işlemlere... Hastanın tamamen bayılmasına gerek yok. Mesela o estetik amaçlı, bir de insanların gerçekten nefes almasını. Ama benim birkaç tane var böyle. Ben alamıyorum. Emrah'ın da var böyle bir şey sorunu. Ya. Şimdi tabii o da bir önemli. Eğer kişide burunda solunumla ilgili bir sorun varsa ve aynı anda görüntüde de rahatsızlık hissettiği bir durum söz konusuysa aynı anda ikisi çok rahatlıkla düzeltilebilir. Zaten önerimiz odur. Emrah, şöyle bir geldim. Şöyle değil yani. Önce gideyim burnumun iç kısmını yaptırayım. İyi olacak Emrah'ın ayağına. Hayati Bey gelirmiş işte hemen. Canlı yayında ilk burun ameliyatı falan. Yat kardeşim şuraya, bir kapalı rinoplasti. Şey çok önemli yani, nefes al, yani burun ameliyatı çok çok önemli. Bence çünkü nefes almak yemek yemek gibi değil. Yani günde 3 kere yaptığımız bir şey değil yani. Kaç 30 bin kez diye nefes alıyoruz ve sağlıksız uyumak, sağlıksız bir hayat, sağlıklı, yani daha az oksijenle daha az sağlıklı bir hayat. O yüzden bence mutlaka bunu hallettirmelisin ya. Şarkı söylüyorum bir de. Ya. Tabi Samsun tabii, gözüktü. Tabii ki. Burada varmış ya muayenehanesi. Burada var mı? Burada var. Hayat Bey'in burada da var. Peki iyileşme süreci yine kulaktaki gibi. Kulakta ben ikna aldım. Hemen tık 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 bu iş bitiyor. Kulak çok kolay. Ama burun... Yok, bu bahsettiğimiz sınırlar içerisinde aşağı yukarı burun da aynı. Yani lokal anestezi altında yapılmaya uygun. Çok sadece burun uçu problemi bir şey yoksa, bir kemik yapıda, iskelette büyük değişiklik yapılmayacaksa, sadece burun ucunda, burun kanatlarında ve sırtında minimal değişiklik yapılacaksa, ki görünümde muazzam bir değişiklik yaratıyor bu söylediğimiz şey, ufak diyoruz ama görünümdeki değişikliği oldukça yüksek. Böyle bir operasyonda kişi rahatlıkla ameliyat olduktan sonra evine gidebiliyor. 10-15 dakika istirahattan sonra, işlem sonrası evine gidebiliyor. 4-5 gün bir altı uygulaması, hani o yeni yaptığımız kırdak şeklinde. Onlar şeklin, küçük böyle küçük, kocaman tabii değil. Tabii ki kesinlikle. Eskiden vardı böyle şöyle şuralara kadar. Evet. Şimdi evet. Şöyle şu kadar koyuyorlar. Daha küçük, daha kibar bir takım atellerle. Splintlerle rahatlıkla evine gidebiliyor. Ve 4 gün minimum 4 gün maksimum 6 günlük bir istirahattan sonra, ki bu arada kişi çalışabilir. Yani eğer buradan görünüm olarak rahatsız değilse, yani kendi işinde rahatlıkla bakkalsa bakkallığını veya işte neyse ne iş yapıyorsa o işinde nezle olduğumuzda inanın ilaçla bir haftada, ilaçsız 7 günde iyileşiyoruz. Burun ameliyatı olduğumuzda 4 gün diyorsunuz. Yani gerçekten teknoloji çok ilerledi bu konuda da. Son bir soru var. Beni de ilgilendiren bir konu. Ben Çerkezim, Kafkasya'dan geliyorum. Orta Asya'dan gelenlerin gözlerinde, göz kapaklarında doğal olarak bir güneş gözlüğü vardır. Böyle bizim göz kapaklarımız biraz daha aşağı doğrudur. Böyle kısmaya gerek kalmaz. Hemen
Şöyle yapmaya da gerek kalmaz. Şöyle baktım ben, hiç güneş etkilemez beni. Ama bu kapaklar yavaş yavaş aşağı doğru inecek. İner. Yani bir 15-20 ya da 30 yıl sonra yaşlanınca onları bir kestirmek gerekecek. Ama göz kapağı nasıl kesilir? Yani nasıl kıyıyorsunuz? İnsanın gözü ya. Göz kapak, evet. O da güzel. Bizim en sık yaptığımız operasyonlardan, estetik cerrahların en sık yaptığı operasyonlardan bir tanesi de göz kapakları estetiğidir. Şimdi göz kapakları insanı hakikaten yorgun gösterir. Bu dediğiniz olaylar varsa, evet. Yani bir düşüklükte, sensus söz konusuysa. Yani genetik olarak bir düşüklük oluyor ama yıllar o da getiriyor. Onu yavaş yavaş aşağı çekiyor. Artırıyor tabii. Hem genetik olarak bir yatkınlık söz konusu olabilir ki 25 yaşında, 24 yaşında göz kapağı estetiğimiz yaptığımız olgularımız vardır. Bakın 24-25 yaşında göz kapağı estetiği yaptığımız olgular vardır. Ama 50-60 yaşında hala hissetmeyenler de vardır. Yani yapısal bir yatkınlık mutlaka söz konusu ama yine kilo alıp vermeler, tekrar söyleyeyim, çok aşırı mimik kullanmalar ve yapısal nedenlerle torbalanmalar göz kapaklarımızda, eğer altta yatan başka bir neden yoksa ki bazı sistemik hastalıklar, evet onlar da ettiler. Aşırı alkol kullanımı, alkol alımı. Çok doğru. Bütün bunlar göz kapaklarımızın estetiğini bozuyor. Ve göz kapakları da hakikaten insanı etrafa bağlayan, değil mi? Çevremize bağlayan, iç dünyamızı en çok yansıtan bölge gözlerimiz. O bölgedeki bir takım kusurlar, estetik kusurlar da bizim daha yorgun gözükmemize, bizim daha böyle yaşlı gözükmemize, estetik anlamda biraz daha düşük seviyede gözükmemize katkıda bulunuyor. Bu nedenle operasyon yapıyoruz. Blefaroplasti. Ne plasti? Blefaroplasti. Blefaroplasti. Ben de bak şaşırdım. Bir daha alalım. Blefaroplasti. Yok, öğreneceğim ben bunları. Yok kesin öğreneceğim. Blefaroplasti, evet. Peki şimdi ama etrafta kozmetik ürünleri var, göz kremleri var efendim söyleyeyim. Yok yaşlandırmayan kremler var, gençleştiren, az yaşlandıran, çok yaşlandıran. Yani bunların var mı bir etkisi? Hayır. Bakın bu tür kremlerin etkisi minimumdur. Yani kozmetik kremlerin etkisi minimumdur. Yani peeling yapıcı bazı içerisinde aktif maddeler olabilir. İngredientler peeling etkisi. Yani biraz soyucu etki yapabilir. Evet. Bu da bir miktar anti-age kremler. Evet. Tabii yani işte yaşlandırma ama gece bir göz miktar, kremi sürülüyor ya. Bir miktar deride olumlu katkıda bulunabilir. Seçilmiş olanlardan bahsediyorum. Yani daha kaliteli olanlardan bahsediyorum. Aha. Ancak bizim bahsettiğimiz konu daha çok artık gevşemiş, böyle bombeleşmiş, çıkıntı haline gelmiş değil mi? Yağlanmış, torbalanmış. Burada bu tür malzemelerin, bu tür maddelerin etkisi sıfırdır. Böyle bir etki söz konusu değildir. Hı hı. Burada mutlaka cerrahi anestezi altında cerrahi bir işlem yapılması gerekir. O sarkan üst göz kapaklarının şimdi, fazlalıktan alması. Nasıl alıyorsunuz? Yani i̇şte göz orada, kapağı bu. Yani evet. Hayati Bey, tamam, evet. Burnu anladım. Hadi kulağı da anladım da. Gözümüz ya, kesiyorsunuz gözümüzü. Yani göz kapağı kesiliyor. Fazlalık kısım, tabii bir takım ölçümler var. Bir takım ölçümlerimiz çok milimetrik var. Ölçümler. Milimetrik ölçümlerimiz var, değerlendirmelerimiz var. Bunlar yapıldıktan sonra üst göz kapağında yine fazlalık olan cilt kesiliyor. O da yetmiyor. Varsa orada yağ dokuları var belli kompartımanlarda. İşte medyalde, içte, dışta bazı özellikle alt göz kapağında ve üst göz kapağında belli kompartımanlarda birikmiş yağ dokuları var. Bunlar göz yağı. Hani gözünün yağını yiyeyim derler ya. Ya öyle bir tabir vardır. O var ya. Şimdi bakın o gözün etrafındaki yağ dokusu, gözün etrafındaki yağ dokusu bir yastık görevi görür. Ve globu koruyucu bir fonksiyonu da vardır aslında. Glob dediğimiz bu göz küremizi koruyucu bir fonksiyonu da vardır. Destekleyici. Ancak bu öyle bir hale gelir ki sarkar, dışarıya doğru taşar ve estetik olarak rahatsız edici, yüzümüzün pozitif görüntüsünü negatife çevirici bir etkiye sahip olur. Hatta o kadar artar ki neredeyse gözümüzü kapatır. Yani görmeyi bile engelleyecek pozisyona gelebilir. İşte bu durumda derinin dışında, deri ve alttaki yağ dokusunun dışında fazlalık olan o kompartımanlar içerisinde yerleşmiş yağ dokuları da çıkarılır. Gerek alt göz kapağında gerek üst göz kapağında. Bazen göz yaşı kesemiz vardır yukarıda, o da sarkar. İşte o zaman o göz yaşı kesesi yeniden alıp yukarı dikmek gerekebilir. Alt göz kapağında yine fazlalık olan deri bir miktar alınır. Torbalar çıkarılır. Oradan yağlar çıkarılır. Peki bu anlatmanın sonunda şahıs şöyle oluyor mu? Bazen ben görüyorum böyle. Çok nadir bir komplikasyon. Evet, o çok nadir bir komplikasyondur. Eğer gereğinden fazla cilt eksizyonu, gereğinden fazla doku eksizyonu yapılırsa. Bir şaşkın bir ifadeli o zaman ameliyat sonrası oluyor yani. Tabii o her operasyonda olabileceği gibi bir komplikasyon olarak olabilir ama son derece nadirdir. Yani uygun yapılmış, tekniğe uygun yapılmış blefaroplasti uygulanan sizin söylediğiniz olay karşılaşılmaz. Ben şimdiye kadar karşılaşmadım. Birçok meslektaşımla karşılaşmamıştır ama karşılaşılan olgular vardır bize de gelen. Dolayısıyla bu bir planlama, bir cerrahi deneyim olarak. Biraz daha dikkat etmek lazım. Ehil doktorlara gitmek lazım. Mesela doçent doktor Hayati Akbaş gibi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu da lokal anestezi altında. Efendim? Bu da lokal anestezi altında. Bakın. Onu da söyleyeyim. Bu da lokal anestezi altında ve işlem yapıldıktan 15-20 dakika. Sadece 3 ameliyatta da yani kulakta da, burunda da, gözde de. Evet.
Tamamen hastalığı bayıltmaya gerek hiç yok. Hiç yok. Şu rahatlıkla lokal anestezi altında. Hiç ne kadar sürer bu ameliyat? Göz kapağı seti için söyleyeyim. Ortalama bir saat sürer. Yani 45 dakika da sürebilir. İşte 1 saat 5 dakika. Ortalama 1 saat süren bir işlemdir. Her 4 kapak estetiğinden bahsediyorum. Bakın bazen sadece üst kapak için gelinir. Bazen sadece alt kapak için yapılabilir ama. İş kalıyor mu? 4'ü birden. Hayır, kalmaz. O da şunun için kalmaz. Göz kapağı vücutta en bağışlayıcı, izi en az ortaya çıkarıcı organdır. Yani yapısı itibariyle, yani açık olduğu zamanlarda zaten gizliyor. Dikişini gizler. Gizliyor ne? Bir de o var, bir de göz kapağının kirpiklerin dibinden giriyoruz alt kapakta ve o kaynıyor ve orada anlayamıyorsun. Çok profesyonel olanlar dahi geçirilmiş bir operasyonu kolay kolay anlayamazlar. Üst kapakta biz dediğiniz gibi çukurluğa gizleniyor. Teşekkür ediyoruz. Anlaşılmıyor. Doçent Doktor Hayati Akbaş'a süremiz bitti. Verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar bekliyoruz. Evet, bugün Moğollar Cahit Berkay ve Emrah Karaca konuğumuzdu. Son şarkı vaktimiz var değil mi? Yalanla kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum abisi. Çok sağ olun. Bir kez daha. Aynen. Çok memnun oldum Emrah'cığım. Canım kardeşim, aynen, sağ olasın. Son cümlelerinizi alabilir miyim kapatmadan evvel? Ben önce tabii yani, konuşabilirsiniz. Programa katıldığım için teşekkür ederim. Güzel, hoş bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Sayın Doktor Bey'le tanıştık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben herkese sevgilerimi, Moğollarlı bir gün Moğollarla diliyorum, evet, diyorsunuz. Bu albümün ıskalanmamasını diliyorum. Evet, bu albüm ıskalanmasın. Doğru. Emrah. Ben de çok keyif aldım. Hani son anda yetiştim. Yine de çok keyif aldım. Çaktırmıyorum. Tanışmış olmaktan dolayı da çok mutlu oldum. Sağ ol kardeşim. Umarım güzel program olmuştur. İzleyenlere keyif vermişizdir. Güzel yalan şeyler de öğrendik. Ya değil mi? Neler tabii, tabii, harika. İleride lazım olursa Doktor Bey'i arayacağız. Bunu saymıyoruz. Bir daha tabii, bekliyoruz. Tabii, belki. Tabii. Tüm okay, maalem Moğollarla. Maalem. Sazlarla gidiyoruz beraber. Bekleriz. Bu ısın motoruydu. Öyle, evet, kabul ediyoruz. Yaşayan bir efsaneyi ağırladığımız için, Emrah'la tanıştığımız için çok çok mutluyuz. Yalan diyoruz. Yarın saat 15'te beraberiz efendim. Al rüzgarı arkana döner devran üç vakti.
Gel adımı sen koy, düşün benim yerime. Yok eşitlik, yok o hikaye. Yık kapıyı, duvarı, ensemlesin ha gayret. Yok hürriyet, yok o bahane.